Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoda daha sevgili dostlarımla birlikte sizlerleyiz. Problemler hazırladık sizler için. Evet, konumuz uzunluk ölçüleri yine. Bakın, eğer konu uzunluk ölçüleri ise cetvelimiz var, mezuramız var, değil mi? Hadi bakalım. Sizler de hazırsanız eğer ne yapalım? Problemleri çözmeye başlayalım. Evet, ilk önce renkli kalemimizi elimize alıyoruz. Çok güzel dikkatlice problemi okuyoruz. Önemli yerlerin altlarını çizmeyi ihmal etmiyoruz. Haydi başlayalım. Ayşe'nin kalemi 7 cm. Evet. Hemen 7 cm. Bak altını çizdim. Ayşe'nin kalemi 7 cm. Benim kalemim Ayşe'nin kaleminden 2 cm daha uzundur benim kalemim Ayşe'nin kaleminden 2 santimetre daha uzundur. Ayşe'nin kalemi ile benim kalemimi arada hiç boşluk bırakmadan ucuca eklediğimizde oluşan şeklin uzunluğu kaç santimetredir? Evet. Şimdi e, Ayşe'nin kalemi mi daha kısa, benim kimi daha kısa? Ona karar vereceğiz. Bakın burada uygun şema var. Bilgileri oraya koyacağız. Burada iki tane kalem var. Acaba hangisi benim, hangisi Ayşe'nin? Ayşe'nin kalem'i 7 santimetre. Şu bilgi, evet, bize kimin kaleminin daha uzun olduğunu, ne yapacaktır, söyleyecektir. Benim kalemim Ayşe'nin kaleminden 2 santimetre daha uzun. Daha uzunsa, o zaman bu uzun olan kalem benim kalemim, değil mi? Şuraya yazalım. Benim kalemim. Kalemim. Evet. Bu kalem kimin? Ayşe'nin. Değil mi? Ayşe'nin kalemi. Peki Ayşe'nin kalemi kaç santimetreymiş? Bakın burada yazıyor. 7 santimetre. Hemen yazıyorum. Bakın bilgiyi buraya koyuyorum çocuklar. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Peki benim kalemim Ayşe'nin kaleminden 2 santimetre daha uzun. Bakın Hemen Ayşe'ninkinin hizasına kadar olan kısmı işaretliyorum. Bakın, işaretledim. Evet, buraya kadar olan kısmı 7 cm. İçine yazıyorum 7 cm. E peki şurası kaç cm? Yani şuraya kadar olan kısmı kaç cm? Evet, burası da uzun olan kısım zaten, değil mi? Şurası. Evet. Şöyle yapalım. Evet, 2 cm daha uzun. Yani şu kısım evet şöyle yapalım 2 santimetre e, peki ne soruyor bize evet şimdi diyor ki bu iki kalemi ucuca eklediğimizde oluşan şeklin uzunluğu diyor. Evet uygun şema son derece önemli bu kalemi buradan alıp buraya koyduğumda bakın bende bir kalem şekli var. Onunla da aynı uzunlukta. Bakın ölçtüğümüz zaman göreceksiniz. Bunu alıp buraya koyuyorum çocuklar. Evet. Oluşan şeklin uzunluğunu soruyor. Şimdi bakın şu. Ayşe'nin kalemini buraya koydum ya. Altına bir 7 santimetre yazayım mı? Onun da. 7 santimetre. Bu bize ne kadar güzel bir şekilde düşündürecek şimdi. Evet. Acaba bu şekil şurası. Tam da şu uzunluk kaç santimetre? Evet, iki şekilde ben bu problemi ne yapabilirim? Çözebilirim, değil mi? Bakın buradaki gördüğüm rakamları alt alta yazıp toplayabilirim. Evet, ya da önce kendi kalemimi bulup sonra Ayşe'nin ile toplayabilirim. Hadi benim kalemimi bir bulalım bakalım bir. Bakın burası 7, bir de 2 santimetre var. 7 santimetre, 2 santimetre daha topluyorum bakın. 9 santimetre. Benim kalemim şuraya yazıyorum. 9 santimetre. E Ayşe'ninkiyle yan yana koymuşuz. Ne yapacağız o zaman? 9 ile 7 de toplayacağız, değil mi? 9, 7 daha. Evet. 9, 7 daha kaç yapıyor? 16 santimetre yapıyor. Evet, buna birinci yol diyebilirim. Bakın bu çözüm birinci yol diyelim buna. Bir de ikinci yoldan çözelim. Çok kolay. Hatta üçüncü yolu bile ne yapabilirsiniz? Siz dikkatli bakarsanız problemin bir değişik bir yolunu daha bulabilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi ikinci yol dedik. Bakın 7 var, 7 var, 2 var. Evet, alt alta bunları yazıp toplayabilirim. Evet, 7, 2, 7. Toplayalım hemen. Evet, 7 7 daha 14, 2 daha 16 santimetre. Çocuklar bakın bir problemi farklı yoldan çözmek demek aynı sonuca farklı işlemler yaparak ulaşmak demek. Bu problemimiz böyle. Hemen yeni problemime geçmek istiyorum. Bakın Ali'nin boyu 75 santimetre. Renkli kalemimi elim alıyordum. Önemli bilginin altını çiziyordum. Ali'nin boyu 75 cm. Kardeşinin boyu Ali'nin boyundan 12 santimetre kısadır. Şimdi buradaki burada, da ki, burada da ki şekilde kim Ali, kim kardeşi? Ona da karar vereceğiz birlikte. Kardeşinin boyu kaç santimetre? Bunu soruyor. Ali'nin boyu 75 santimetre. Kardeşinin boyu Ali'nin boyundan 12 santimetre kısa dediğine göre bu kardeşi değil mi kardeş? Bu Ali'nin kardeşi. Bu kim? Bu da Ali. Evet. Peki. Ali'nin boyunu vermişler zaten. Bu 75 santimetre. 75 santimetre. E kardeşi Ali'den ne kadar kısa? 12 santimetre kısa. Peki ne yapacağız? Çıkartacağız değil mi? Şöyle yapsam olur mu acaba buraya? 75'ten kaç çıkartacağız? 12 çıkartacağız. 12. Şöyle yapsam bir soru işareti koysam. Değil mi? Hemen çözüm olarak da bunu yapacağız zaten. 75'ten 12'yi ne yapacağız? Çıkartacağız. 5'ten 2 çıkarsa 3. Burada 7 var. 7'den 1 çıkarsa 6 santimetre. Buraya da ne yapabilirim? Yazabilirim. Evet. 63 santimetre. Evet, yeni problemimize geçiyoruz sizlerle birlikte. Bakalım ne diyor yeni problemimiz. Benim ipim 45 santimetredir. Hmm, bir ip varmış, 45 santimetre. Mert'in ipi benim ipimden 15 santimetre daha uzun. Hmm. Evet, Mert'in ipi benim ipimden 15 cm daha uzun dediğine göre Mert'in ipi büyük ip değil mi? Bakın burada iki tane ip var. Bu iki ipi uç uc uca bağladığımızda oluşan uzunluk kaç santimetredir? Evet, hemen onu da altın çizelim. Uç uc uca bağladığımızda oluşan uzunluğu soruyor. Benim ipim 45 santimetre. Az önce de söyledik. Mert'in ipi benimkinden 15 santimetre uzunsa bu ip Mert'in değil mi? Alttaki ip Mert'in ipi. Şu Mert'in. Mert'in ipi. Evet. Bu da kimin? Bu da benim ipim. Benim. Evet. Benim ipimin uzunluğu verilmiş. Bakın. 45 santimetre. 45 santimetre. Mert'in ipi benimkinden 15 santimetre daha uzun. Bakın şuraya kadar işaretlediğim zaman benim ipim buraya kadar 45 santimetre ise Mert'in ipi de buraya kadar 45 santimetre. Ama benimkinden kaç santimetre uzun? 15 santimetre. Yani şu mesafe 15 santimetre. Peki ne yapıyor? Ne istiyor bizden? Bu iki ipi ucuca bağlamışlar. Hadi biz de bir bağlayalım bakalım. Yani şu benim ipime getirip buradan şöyle bağlamamız isteniyor. Şöyle bağlamışlar. Evet bu kaç santimetre? 45 santimetre. Bakın bu buraya geldi. Şöyle okla gösterelim. Peki oluşan uzunluğu soruyor. Yani şu uzunluk kaç santimetredir diyor. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Nasıl bulacağız? Önce benim ipimi bir bulalım mı? Bakın 45 ile 15'i ne yapalım? Değil mi? Evet. Toplayalım. Eşittir. Soru işareti. Hemen topluyoruz. 45, 15 daha. 5, 5 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1, 4, 1 daha. Elde var. 1, 1'i buraya yazıyorum. Bakın 4, 1 daha. 5, 1 de elde. 6 60 santimetre. Mert'in ipi kaç santimetreymiş? 60 santimetre. Nasıl yazalım buraya? Hı, şurası çok güzel. 60 santimetre. E benim ipim kaç santimetreydi? 45 santimetreydi. Bu ikisini ne yapacaktık? Evet, ucuca bağlayacaktık. Bağladık. Hadi biz de bir bağlayalım. Bağlayınca ne yapmamız gerekiyor? 60'la da 45'i toplamamız gerekiyor. 60 45 toplayalım. 5, 0 daha 5 değil mi? 6, 4 daha 10, 105 santimetre. Şimdi çocuklar yanımıza mezuramızı almıştık. Cetvelimizi almıştık. Bakın mezurayı ne yapalım? Mezuradan 105 santimetreyi gösterelim. Evet, 105 nereden başlayacağız? Sıfırdan değil mi? Evet mezuralarda bakın şu metalin şu başlangıç kısmı sıfır olarak burası kabul ediliyor çocuklar. Şurası bir burası 2. Sıfırdan başladık. Ölçmeye sıfırdan başlanıyor. Nereye kadar? 105'e kadar değil mi? Bakın buraya kadar. Evet bu uzunluk bizim ipimizin uzunluğuymuş. Peki tam 100 santimetre 1 metre ise 101 100 dediğimiz sayı 1 metreyi gösteriyorsa bakın 105 cm de 1 metreden fazla değil mi? Bunu da gördükten sonra haydi bakalım yeni problemimize geçelim. Evet. Diyor ki kalemimin boyu geçen hafta 24 santimetre idi. Hı. Geçen hafta 24 santimetre. Bu hafta ölçtüğümde 18 santimetre olduğunu gördüm. Bir haftada kalemimin kaç santimetresini kullandım. Evet, kalemimin boyu geçen hafta 24 santimetre. Evet, daha uzunmuş. Bakın bu geçen haftaki kısmı e, şekli 24 santimetre. Geçen haftaki kalem. Bu hafta ne oldu? Cetvelli ölçmüş 18 santimetre olarak görmüş bir haftada kalemimin kaç santimetresini kullandım. Bakın çocuklar şu kısmı istiyor. Bakın şu, şu kadarını kullanmış. Bir haftada tam bu kadarını kullanmış. Kullandığı kısmı soruyor. Şurayı soruyor yani. Ne yapacağız? Evet ne yapalım? 24'ten 18'i çıkaralım değil mi? 24'ten 18 çıktı. Haydi çıkaralım. 4'ten 8 çıkmaz. Buraya komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burası 14 oldu. 14'ten 8 çıkarsa kaç kalır? Evet 6 değil mi? Burada kaldı ne? 1. Bir. 1'den 1 bir çıktı. 0. 6 cm. İşte tam şu soru işareti dediğimiz yer 6 cm'ymiş çocuklar. Evet. Hemen bir de 24 cm'yi gösterelim. Evet. Göstermek Son derece önemli. Bakın sıfırdan başladım. 24. Evet kalemimizin ilk boyu buymuş. Sonra 18 santimetre kaldığını görmüşler. Bakın çocuklar şu kadarını kullanmışız da. 6 santimetresi kullanılmış değil mi? Evet. Peki sevgili dostlarımla birlikte hazırlamış olduğumuz soruların sonuna geldik. Bir dahaki videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar. İyi günler diliyoruz size.